Türkiye'ye aşık 12 genç uzun bir yolculuğa çıktı. Türkiye'ye aşık 12 genç kara sevdalı birer aşıktı. Türkiye'nin milli takımı, Türkmen, Kürt, Dadaş, Arap, Yiğido, Çerkez, Laz, Arnavut, Boşnak. Türk milleti bunlardır işte. Kalpleri pak, alınları ak. Bir arayış içindeler. Ait oldukları medeniyetin derin katlarına doğru bir kazı çalışması başlatıyorlar. Hayır, geçmişe gitmiyorlar. Geçmiş onların üzerine doğru geliyor ve bu kara sevdalıları geleceğe doğru itiyor. Geçmişte geleceklerini arıyorlar. Çocuklarının, torunlarının, insanlığın geleceğini. Derinden inanıyorlar ki bütün dünyayı kuşatmayan bir kurtuluş onların da kurtuluşu olmayacaktır. Kurdukları birliğin adını MÜSİAD koyuyorlar. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği. Çağdaş bir uç beyliği. Girişken, tutkulu ve müstakil. Bugün belki tebessüm edip geçebileceğimiz müstakil iş adamı ifadesi 20 yıl önce ne yazık ki hala çok anlamlıydı. Batı'da devlet bir bakıma burjuvazinin yani sanayici ve iş adamının devletiydi. Türkiye'de ise sanayici ve iş adamı adeta devletindi. Sırtını devlete dayamış, onun sağladığı avantajlarla para kazanıyor, millete borçlu olduğunuysa hiç mi hiç hissetmiyordu. İstiklali yok, rantı çoktu. Türkiye'ye aşık 12 genç, rantı yok, istiklali çok bir dünyanın peşindeydiler. Bunun için adlarına sıfat olarak müstakil kelimesini seçtiler. Çünkü Türk milleti müstakilliğe susuzdu. 12 ile başlayan Türkiye sevdalılarının sayısı kısa zamanda 112'ye, 20. yıldaysa sayısı gençleriyle beraber 5112'ye ulaştı. Sayılar önemli fakat iddialar daha önemlidir. MÜSİAD yepyeni bir iddiayla Türkiye'nin gündemine geliyordu. Yeni bir iddia, yeni bir dil, yeni kelime ve kavramlar gerektirir. MÜSİAD ya yeni kelimeler getiriyor yahut bildiğimiz kelimeleri yepyeni bir üslupla harmanlıyordu. Alim diyordu, emir diyordu, tacir diyordu. Yeni Türkiye'yi bu üçlünün uyum ve feragati inşa edecekti. Öncelik alimde yani bilgindeydi. Bilgiye dayanmayan eylem ne meşru olabilirdi ne de verimli. Siyaset ve ticaret eylem ilkelerini ilimden alacaklardı. İlkesiz siyaset sıkıcı, ilkesiz ticaret yıkıcıydı. İlkesiz siyasete ve talan ekonomisine karşı bir hilful fudul öneriyordu müsiyatlılar. Bir erdem birliği. Bir rüyaydı belki bu, bir umuttu. Umutlar istikbalde, istikbal köklerdedir diyordu müsiyatlılar. Derinden inanıyorlardı ki her muhteşem istikbal bir rönesans gerektirir, bir yeniden diriliş. Avrupalılar kendi rönesansları için eski Yunan'ı ihya etmişlerdi. Bizim medeniyetimizin kaynağı İslam'dı. Geçmişin erdemini süzerek geleceğimizin inşasına harç yapacaktır. Hilful Fudul bizi Medine pazarına götürecek erdem yoluydu. Medine pazarı erdem birliğinin kurumsallaşmasıydı. Pazar dümdüz bir alana kurulmuş, modern iktisat tabiriyle asimetrik enformasyon oluşmasına fırsat verilmemişti. Her oyuncu piyasada olup biten her şeyden haberdardı. Köşe kapmaca yoktu. Hiçbir kişi veya kurum serbest piyasanın oluşumuna müdahale etmezdi. MÜSİAD bu ilkeleri 21. yüzyıla taşımak, medeniyetin bir sömürü mekanizması değil, bir yaşama sanatı olduğunu insanlığa hatırlatmak istiyordu. Davranışlarına yön veren ilkelerin tutku, tevazu ve takva olması gerektiğini belirtiyorlardı. Helal kazanç peşinde tutkulu ve mütevazi koşmalı fakat kazancı putlaştırmamalıydılar. Maddi kazancın çok ötesine giden bir sevdaları ve kalp ateşleri olmalıydı. Anadolu'dan geliyorlardı ve kulaklarını Karacaoğlan'ın dokunaklı nameleri dolduruyordu. Bir adam hasmını utandıramaz, elde külliyetli var olmayınca. Pervane şemini uyandıramaz, başta sevda, kalpte nar olmayınca. Yaşamak denge kurmaktı.
tutkuyla tevazuyu dengeleyemeyen İslam dünyası ne yazık ki Batı dünyası için kolay bir av olmuştu. Siyaset ve ticarette modern çağa cevap verebilecek bir eylem ahlakı geliştiremediğimiz için öz yurdumuzda gurbete çıkmış, paryalaşmıştık. Müsiyatlılar kritik ve talihsiz bir dönemde yola çıktılar. Bölücü terörle faiz terörü arasında sıkışan 1990'ların Türkiye'si, tarihin en büyük soygunlarından birine sahne oldu. Devletin kolladığı sermaye sınıfı sıkışınca devleti açıkça soymaya yöneldi. Reel faiz o kadar yükseltildi ki sanayiciler imalatı bırakıp bankerliğe başladılar. MÜSİAD'ın 1994 yılında yayımladığı İflas 99 raporu, Türkiye Cumhuriyeti'nin mali iflasını 5 yıl önceden haber verdi. 28 Şubat hukuksuzluğu sadece özgürlüklerimizi kısıtlamadı. 5 yılda iç borçları 5'e katladı. Faizcilikle darbecilik kol kola yürüdü. Ekonomik alanda olduğu kadar eğitim alanında da rekabetin pabucu dama atıldı. Maalesef görünürde en özgürlükçü iş adamı dernekleri eğitimdeki hukuk dışı ayrımcılığa alkış tuttular. Türkiye bilgi çağına ayak uyduramadı. 21. yüzyılın ilk yılına içeride sarsıcı bir ekonomik kriz, dışarıdaysa küresel sistemin 28 Şubat'ı diyebileceğimiz 11 Eylül vakasıyla girdik. İkisinin de mimarları özgürlük düşmanı düzenlerinin 1000 yıl süreceğini iddia etmişlerdi. 10 yıl bile sürmedi. Allah'a şükür ki sürmedi. Her türlü engele rağmen ülkeye çeki düzen verildi, demokrasi ve ekonomi normalleşme sürecine girdi. Komşularla sıfır sorun politikasıyla etki alanımız dışa doğru genişledi. Bölgenin sözü dinlenir küresel aktörlerinden biri olduk. Milli birlik ve kardeşlik projesiyle de içteki yaraları sarmaya başladık. MÜSİAD bu normalleşme sürecinde kritik roller oynadı. Kendi kendisiyle uğraşıp adeta boşa enerji harcayan Anadolu insanını küresel girişimciliğe yönlendirdi. Çoğunlukla pasaportu bile olmayan binlerce girişimciye küresel pazarları keşfettirdi. Türkiye'de düzenlediği 12 fuara binlerce yabancı iş adamını getirdi. Düzenlediği 13 adet uluslararası iş forumuyla Müslüman ülkeler arasındaki ticareti teşvik etti, ticari zihniyeti yeniden biçimlendirdi. Duruşu, ilkeleri, orijinal fikirleri ve projeleriyle model ve örnek alınan bir STK oldu. Bilimsel ve eleştirel raporlarıyla hükümetlere yol gösterdi. İktidarları değil, doğruları savundu. Yurt dışında 40'tan fazla ülkede irtibat noktalarıyla küresel vizyonu olan model bir kuruluş haline geldi. Üyelerinin ortak olduğu 15.112 firma, 90 milyar dolarlık üretim, 17 milyar dolar ihracat ve 1 milyon 200 bin kişilik istihdamla ülke ve bölge ekonomisinin motor gücü oldu. Eğitime büyük önem verdi. Kendi üyeleri kadar ihtiyaç duyan sivil toplum kuruluşlarına eğitimde destek oldu. Medya ve STK'larla seviyeli ve bilgilendirici bir ilişki içinde Türk milletinin hak-hukuk mücadelesinde hep ön safta yer aldı. Bunlar yapabildiklerimiz. Bir de bundan sonra yapacaklarımız var. 1. İddiamızın işaret ettiği tarzda ve ölçekte yeni bir üretim ve kalkınma modeli ortaya koyacağız. Bu bağlamda İslam ve Anadolu kültürünün önümüzü açabileceği bir ortaklık kültürünü geliştireceğiz. 2. Girişimcilerle çalışanlar arasında kapitalist anlayışı aşabilecek yeni ilişki tarzları oluşturacağız. 3. Akademik dünyayla daha ileri düzeyde sahici ve dönüştürücü bir ilişki kuracak, bilginin önemine sık sık vurgu yaparak bilgi ehliyle olması gereken diyaloğu hayata geçireceğiz. Bununla beraber inanıyoruz ki Erdem Birliği geleneğinin mirasçıları olduğumuzu hissettiğimiz müddetçe bu sorunları aşacak ve örnek alınacak girişimlere ön ayak olabileceğiz. Sevdamız var, idealimiz var, azmimiz var. Türkiye'ye aşık 5.112 genç Erdem yolundan hiç dönmeyecekler. Türkiye'ye aşık 5.112 genç bu sevdadan hiç vazgeçmeyecekler. İyi ki varsın MÜSİAD. Daha nice 20 yıllara.